Amerikan Başkanı Biden'ın, siz de atıfta bulundunuz, 1915 olaylarını tırnak içinde soykırım olarak tanıması. İki, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin işte yenilerde Erivan'ı yaptığı ziyarette hem Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki yaşanan çatışmayı doğrudan Azerbaycan'ın suçu olduğu yönünde bir açıklama yapması ve bunu paylaşırken Ukrayna'daki yaşanan Rus istilasına göndermeyi yaparken yine 1915 olaylarına bir atıfta bulunup unutmamamız gerekiyor diye bir böyle hani ne diyeyim siyasi şov yapması. Onun dışında da hani bakıyorsunuz hakikaten hiç iyi şeyler yok. Sonra Amerikan başkentinden bakıyorsunuz işbirliği varsa işte bu hani 2016 öncesine kadar Fethullah Gülen cemaati dediğimiz cemaat Türkiye'de terör örgütüne döndü. Amerika'dan herhangi bir iade yok. Bu konuda hiçbir adım yok. Yani nereye baksanız bir Amerika ile zıtlık var. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz de biliyorsunuz ilk dönemden itibaren onunla beraberdiniz. Amerika ile ilişkilere çok farklı destek, önem veriyordu ve Amerika'dan da destek alıyordu. Mesela ben eski bir Washington muhabiri olarak Erdoğan'ın belli bir süre, hatta çok uzunca bir süre Washington'dan aldığı o destekle Türkiye'deki iktidarını kuvvetlendirdiği kanaatindeyim. Dolayısıyla işler çok da aynı gibi değil. Sanki Amerika bir şey yaptı, yine sonunu iyi getiremiyor gibi algılıyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Hem öyle hem öyle değil. Şunu söylemek istiyorum. Tayyip Bey'in galiba belediye başkanlığı döneminde veya ondan önceki dönemde katıldığı bir toplantıda söylediği bir şey var. Sayın rahmetli Yazıcıoğlu demiş ki bu Amerikalılara güvenerek diyor yola çıkarsan Amerikalılar sonradan seni yani yolda bırakırlar ve onların onlar sayesinde yaptığın şeyi de onun bedelini ödetirler diyor. Tayyip Bey'in cevabı, bir dirsek vururuz, yolumuza devam ederiz. Yapabilir miyiz? Ya bu doğru bir yaklaşım mı? Türkiye'yi yöneten bir siyasi liderin bu şekilde yaklaşması. Değil ama bunu söylemiş olduğu kayıtlarda var. Böyle bir konuşma cereyan etmiş ve şimdiki politikası da üç aşağı beş yukarı bu istikamette. Yani bir dirsek vururuz. Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı deriz. Köprü geçtikten sonra da bırakırız. Kendi yolumuza devam ederiz. Böyle bir düşünce var. Köprüyü geçince neresi var? Efendim? Köprüyü geçince neresi var? Köprüyü geçtikten sonra işte Türkiye'nin şu anda içinde düşmekte olduğu durum var. Maalesef. Yani tatsız bir durum. Çünkü uluslararası cami onu kolay kolay affetmiyor. Onun acısını çıkarıyor. Açalım mı birazcık tam olarak neresiymiş orası? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi zaman zaman gökyüzündeki yıldızlar, konstelasyon dediğimiz 287 yılda bir aynı hizaya gelirmiş bütün gezegenler. Zaman zaman böyle fırsatlar oluyor. O sırada Türkiye'nin eline o fırsat geçiyor, kullanıyor. O fırsat 287 yıl sonra tekrar gelir. Gelecek mi, gelmeyecek mi, ne zaman gelecek onu bilmiyoruz. Çok tatlısınız çünkü ben de yani Ankara'da işte hepimiz bu memleketteyiz işte konuşuyoruz falan. Ben de çevremden hep şey diyorum, Türkiye korunan bir ülke. Türkiye'nin evliyaları var, o kadar yatır var, mutlaka koruyordur falan diyorlar. Tabii ben hani başka bir zihin haritasından bakıyorum, ama korunmaya itirazım yok da korusun güzel Allah'ım. Fakat akıl da var ya bizde. O yüzden hani kendimizi böyle olmayacak risklere atmadan doğru yönetişimle adım atsak kendimizi kendi bilgimizle koruyacağız. Neden oradan uzaklaşıyoruz diyorum. O yüzden soruyorum Sayın Erdoğan'ın, madem öyle bir açıklaması varsa bunun Türkiye'ye getirdiği riskleri biraz açar mısınız diye. İşte mesela İngiliz politikasıyla Türk politikası arasında, Hitler'in politikasıyla Hollanda'nın politikası arasındaki farklar da böyle şeylerden ortaya çıkıyor. Yani İngiliz politikası daha istikrarlı. Türkiye'de ise Enver Paşa gibi
Mezar-ı Şerif'te vuruşurken alnından vurulup o Orta Asya'daki Türkleri harekete geçirip Rusya'ya karşı savaşmaya teşvik etmek gibi büyük düşünceleri olan insanlar var. Atatürk gibi nelerin yapılabileceği, nelerin yapılamayacağını doğru teşhis eden, bilgiye dayanan, isabetli karar veren, yani Çanakkale'de şeyde Conk Bayırı'ndan mı acaba düşman çıkarma yapar, yoksa Saros Körfezi'nden mi çıkarma yapar tartışması devam ederken Alman komutan Saros Körfezi'nden çıkacaktır İngilizler diyor. Siz onu derken köprünün üzerinde o iki çift göz bize bakıyor ya, yani herhalde bu cumhuriyet var oldu olalı en büyük koruyucu değil evet. mi? Akıl, evet. bilim. Hiç şaşmaya. Onu evet. da ayrıca gönderin. Çünkü benim izleyenlerim de arada söylüyorlar. İşte asıl akıl, bilim orada geliyor. Keşke ondan hiç uzaklaşmamış olsaydık. Türkiye Atatürk'üyle, Enver Paşa'sıyla, Vahdettin'iyle, Sultan Hamidi'yle Türkiye. Hepsi birden. Hepsi birden Türkiye.